Herkese selamlar. Bugün hukuk bölümünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu bölüm kimlere uygun, kimler tercih etmeli ve size sunabileceği kariyer imkanları neler? Yani ilk bakışta evet TM'nin en popüler bölümlerinden biri. Çünkü puanı da yüksek ve o gerçekten heyecan verici kariyer imkanları da var. Ama arkadaşlar biz şunu çok görüyoruz aslında. Bu bölümü tercih edip puanından dolayı vesaire pek çok arkadaş aslında zaman içerisinde bu bölüme uygun olmadığını söyleyebiliyor, belirtebiliyor. Dolayısıyla burada biraz Soru-cevaplar içinde biraz buna kafa yormaya çalışacağız. Yani size uygun mu ya da ya üniversite size iyi gelebilir mi vesaire hepsini soru-cevaplarla ilerleteceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar neden bu bölüm? Yani neden hukuk? Evet bu bölüm gerçekten pek çok açıdan potansiyeli var. Yani sizi sadece bir mesleğe odaklamıyor. Yani sadece avukat olmak zorunda değilsiniz. Öte yandan hukukun pek çok birleşiminde yer alabilirsiniz. Bu açıdan güzel ama birkaç yıldır özellikle belki fark etmişsinizdir sizler de. Hukuk fakültesinde okuyan pek çok arkadaş aslında başka meslekler de yapmaya çalışıyor. Buraya bir aslında kapı açmaya çalışıyor. Bunu alakasız meslekler gibi düşünmemek lazım. Yani özellikle biraz daha böyle teknolojiyle hukuku birleştiren avukatlığın dışında yeni nesil hukuki meslekler oluşuyor. Ve arkadaşlar da biraz buraya yönelmek istiyorlar. Yani buralarda çalışmak için de aslında tercih edilebilir. Mesela nedir? Bu veri hukuku bunlardan bir tanesi bugün bir veri hukukçusu olarak avukatlık yapmadan da gayet işte savcılık vesaire geleneksel anlayışların dışındaki iş imkanlarında da fark yaratabilirsiniz. Burada şunu söylemem gerekiyor. Zaten geleneksel iş imkanlarını siz az çok biliyorsunuz. Avukatlık, savcılık, hakimlik vesaire. Bunları zaten bildiğinizi varsayarak ben burada biraz daha farklı yani kalıpların dışındaki yeni nesil meslekler üzerinden konuşuyor olacağım. Dolayısıyla bu bölümü tercih eden arkadaşların sürekli olarak araştırmayı sevmesi lazım. Çünkü bilgi hukukun en dinamik yapılarından birisi. Mesela işletmede ya da aslında uluslararası ilişkilerde mesela bu kadar değil. TM bölümlerine kıyaslarsak. Onlarda biraz daha kreativite ön planda, biraz daha yaratıcılık merkezde olabiliyor bazı açılardan. Hukukta ise işiniz büyük oranda bilgi temelli arkadaşlar. Bunun için sürekli ezber yapmak, sürekli bir şeyleri yorumlamak, sürekli araştırmak bunlar hep hayatınızın merkezinde olacak. Kime için bu daha cazip olabilir. Sadece bilgiyi almak ve o bilgiyi absorbe edip emip bir sonraki kertede kullanmak bazı arkadaşlar için daha idealdir. Bunu severler. Bu profildeki arkadaşlar için gerçekten ideal bir bölüm. Bunun akabinde işi biraz daha böyle farklı ürün geliştirmek, farklı çözümler geliştirmek sürekli böyle e, proje bazlı çalışmak isteyen arkadaşlar için ise hukukun biraz soru işaretinde olduğunu söylemem gerekiyor. Ha burada yine bir kendime muayen olarak bir cümle söyleyeyim. Yani tabii ki hukukun içinde de sürekli proje üretebileceğiniz alanlar bulabilirsiniz. Ama bu daha nadir olur. Öte yandan oraya giden süreçte lisans hayatınız boyunca da zorlanabilirsiniz. Çünkü bölüm mezun olmak için sizden sürekli olarak ezber, onların uzunca yorumlanması vesaire bu tarz şeyler isteyecek. Yani burada olayı iki açıdan ele almak lazım. Bölüm bana uygun mu derken ya da ben bölüme uygun muyum derken. Birincisi lisans sonrası mezun olduktan sonra beni ne bekleyecek? Ve ikinci kerte de aslında biraz daha öncelikli ben okurken nelerle karşılaşacağım? Hukuk okurken arkadaşlar yani sizin karşınıza sürekli olarak bunlar çıkacak. Ezber, bilgi, analiz, yorum ve bunlar hep aslında bir bileşenin parçası olacak. Bu projeyi yapayım, farklı bir şey çıksın ortaya ve yeni bir projeyle karşılaşayım, yeni bir proje yapayım. Bunlar çok fazla yok. Bunun akabinde diğer sorumuz neden bu üniversite? Şimdi burada da karşımıza aslında iki tane yanıt çıkıyor. Birincisi arkadaşlar hali hazırda bu şehirde yaşıyor olabilirler. Ve puanları biraz daha yüksek olsa da bu şehirde kalmak için tercih edebilirler. Bir diğer gerekçe ise başka bir şehirde olmasına rağmen puanı nispeten daha iyidir. Bu sebeple de bu şehirde yaşamayı okumayı tercih edebilirler. İkisi için de açıkçası ben arkadaşlar bu üniversiteyi tavsiye ederim. Bu başarı sıralaması ölçeğinde. Bence burada Gerek işte akademik kadrosu gerek diğer imkanları vesaire kendinize iyi bir bölüm tercih edebilirsiniz. İyi bir zemin oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki bu üniversitenin artıları ve eksileri neler? Biraz bunu konuşacak olursak bence en büyük artısı yine akademik kadro az önce belirttiğim üzere. Çünkü arkadaşlar akademik kadro sizin gerçekten iyi bir zemin hazırlamanızı sağlayacak. Ha şunu söylemem gerekiyor. Gerek hukukta gerek diğer bölümlerde artık üniversite işin yüzde 20si Özellikle böyle biraz daha fark yaratan kariyerler için. Yeni nesil kariyer imkanlarında. Artık işin yüzde seksini sizde bitiyor. Yani üniversitede hoca size ne anlatırsa anlatsın, akademisyen ne söylerse söylesin. Siz o zeminin üzerine bir yapı inşa etmedikçe maalesef oradaki verilen bir yerin bir önemi yok. Çünkü artık üniversite ile iş dünyası arasında makas giderek farklılaşıyor, giderek genişliyor. Dolayısıyla bu dünyada sizin üniversite ile iş dünyası arasında ya da akademi arasında akademi ile danışmanlık merkezleri arasında bir köprü kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun haricinde üniversitenin eksisi olarak açıkçası benim bildiğim çok fazla bir eksisi yok bu açıdan. Yine bunu şöyle bakıyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Yani üniversite en iyi falan diye belirtmiyorum. Bu iyi kötü biraz kişiye göre değişir. Benim bildiğim yok. Ön plana çıkan bu başarı sıralaması ökselerinde söylüyorum. Yani bu puanda bu başarı sıralamasında burayı tercih etme çünkü bu bu sebepler diyebileceğim bir gerekçe yok. Bunu söylemek istiyorum. Ha bunun akabinde eğer sizin bildiğiniz, gözlemlediğiniz bir eksi varsa ya da artı ile ilave olarak bunları da yorum kısmına iletebilirsiniz bizlere tabii ki. Diğer sorumuz bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Yine ilk soruda belirttiğimiz var arkadaşlar. Yani burada bilindik tabii ki kariyer imkanları var. Nedir? Bu işte baraya bağlı çalışmak. Bunun akabinde hakimlik sağlıcılık sınavlarını çalışmak olabilir. Ya da işte öte yandan özel sektörde biraz daha böyle şirketlerde vesaire çalışmak. Aynı şekilde holding yapılarında. Bu da olabilir. Ama bunların haricinde bence arkadaşlar en önemli konulardan biri kendi ilgi duyduğunuz alanla hukuku birleştirebilmek. Bunu biz Kariyer App Studio'daki bütün içeriklerimizde, eğitimlerimizde vesaire kafa görüyoruz. Çünkü sizin gibi arkadaşlar zaten var hani on milyar insan mezun oluyor bu bölümden ki halihazırda yüz binlercesi de var zaten piyasada. Dolayısıyla sizin fark yaratmanız için başka bir takım unsurları ön plana çıkartmanız lazım. Ve bundan hoşnut olmanız gerekiyor öte yandan yani siz sadece puanınız yüksek diye tercih ettiğinizde ve bu bölümdeki meslekleri yapmaya çalıştığınızda, dersleri bitirmeye çalıştığınızda bir süre sonra göreceksiniz ki artık içsel motivasyonunuz kaybolacak. Ve bu bölümü okurken ya da bölümü bitirdikten sonra bir iş yaparken hukukla ilgili aslında motivasyonunuz hep para, işte sorumluluklar vesaire olacak. Bu özellikle günümüz dünyasında arkadaşlar sürdürülebilir bir yapı değil. Çünkü böyle olduğunuzda siz de herkesleşeceksiniz. Oysa ki yeni dünyada sizin kişisel marka olmanız sizden bekleniyor. Nasıl ki bundan 27-30 yıl önce insanlardan kurallara uyması ve işte var olan meslekleri yapması beklenirken şu anda sistemin bizden beklediği kendi işimizi geliştirebiliyor olmak. Dolayısıyla sizin ilgi alanınız ne olursa olsun bunu hukukla birleştirip bu kapsamda çalışma yapmanız gerekiyor. Ha bu ilgi alanlarınız teknolojik gelişme ise çok daha güzel. Yapay zeka ile ilgilisinizdir. Mesela geçtiğimiz günlerde chat GPT diye bir kavram ortaya çıktı ve bütün dünya bunu konuştu. Hatta Microsoft satın aldı vesaire şimdi. Mesela bu konularla ilgilenen bir hukuk öğrencisi olarak chat GPT'nin gelişiminde, yapay zekanın gelişiminde bu ikisinin oynayabileceği önem ve hukukun burada karşılaşabileceği emsal kararları ele alabilirsiniz. Burada ille de bir ıı, akademik geçmişe sahip olmanıza gerek yok. Yani ille de bu işin Prof olmanıza gerek yok. Bunları zaten yaparak yolda öğreniyorsunuz. Ve öte yandan bu işi aslında geliştirenler bile henüz bilmiyorlar bazı şeyleri. Çünkü yolda öğreneceğiz hepimiz. Bütün iş dünyası, bütün teknoloji dünyası. Dolayısıyla kendi ilgilendiğiniz alanları bu şekilde birleştirdiğiniz zaman fark yaratmanız çok daha kolay olacak. Özellikle de sosyal medya kullanımıyla birlikte. Bunu da söylemem gerekiyor. Çünkü arkadaşlar siz bu üniversitedeki bir hukuk öğrencisi olduğunuzda ya da mezun olduğunuzda kimseden bir farkınız yok. Bu bölüm arasındaki mezunlardan da bir farkınız yok. Yani diyeceksiniz ki benim işte çok çalışkan bir öğrenciyim ve ortalamam yüksek olabilir. Ama bu sizin sadece mevcut akademisyenlere ya da arkadaşlarınıza kendinizi ispat etmeniz anlamına geliyor. Oysa ki sizin ispat etmeniz gereken kişi arkadaşlarınız ya da hocalarınız değil artık. Daha geniş bir kapsamda belki özel sektör, belki işte diğer büyük meslektaşlarınız, belki diğer yapılar bunları ikna etmeniz gerekiyor. Ve bu da sadece diplomayla, sadece sertifikayla olacak iş değil arkadaşlar. Bunun için sizin bir fikrinizin olması gerekiyor. Bir aslında kendi önerilerinizin olması gerekiyor. Yine söylüyorum konu ne olduğu hiç önemli değil. Moda hukuku, spor hukuku, bilişim hukuku hiç önemli değil, Hiç fark etmiyor. Yeter ki sizin o piyasanın geleceğine dair bazı öngörüleriniz olsun. Tekrar belirtiyorum. Bunun teknoloji merkezinde olmasıysa fark yaratmanızı daha da kolaylaştırır. Çünkü şu anda pek çok teknoloji şirketi henüz o geleceğin dünyasını öngöremediği için, bunu bilemediği için bu konuda fikir üreten, bir şeyler söyleyen herkese hukukta, üretimde, satışta, pazarlamada hiç fark etmiyor. Oluk oluk yatırım akıtıyor. Çünkü biliyorlar ki buraya ayırabilecekleri bir birim onlara birkaç yıl sonra 5-6 birim olarak geri dönecek. Dolayısıyla bu konuda iş imkanı derken yani bu konu kapsamında kendinizi frenlemeyin arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Yani sadece hukukla ilgili değil. İşletme de okusanız, iktisat da okusanız, uluslararası işgal de okusanız hiçbir bölümde kendinizi sadece size sunulan imkanlarla kısıtlamayın. Çünkü onlar eski dünyanın meslekleriydi. hala geçerler. Yani hala bir bara avukat oluyor ya da işte hala şirketler avukat tutuyorlar. Bunları hissetam ediyorlar. Bunlar yok demiyorum. Ya da bunlar hemen yarın bitecek demiyorum. Bunlar hala devam ediyorlar. Ve edecekler de en az 10-15 yıl daha. Ama artık oralardan fark yaratabilmenin imkanı çok çok az. Yani mesela bu bahsettiğimiz geleneksel anlayıştaki insanlarla konuşun. Onlar da aslında bizim bahsettiğimizde yapabilen kişileri emriniyor olacaklardır büyük oranda. Çünkü yeni dünya burada şekilleniyor. Peki bu bölümün staj olanakları biraz da buna gelelim. Zaten halihazırda bildiğiniz gibi staj imkanı mezun olduktan sonra yapıyorsunuz zaten zorunlu bir staj var. Orada işin dinamiklerini zaten göreceksiniz. Ama arkadaşlar biz burada şunu söylüyoruz bu e, soru ekseninde. Bölümümüz ne olursa olsun yine ister hukuk ister başka bölüm. Üniversite hayatınız boyunca da çeşitli stajlar yapmaya çalışın. Bu staj ille de staj ekseninde olması gerekmiyor. Gönüllü çalışma vesaire ne derseniz adına. Ücretin öncelik olmadığı işler yapmaya çalışın. Bunu demek istiyorum burada. Ve bunu üniversite hayatınız boyunca başka başka sektörlerde yapmaya çalışın. Yine mümkün olduğunca. Nedir bu? Mesela hazırlıktasınız ya da birinci sınıftasınız hazırlık yoksa da. ilk başta mesela bir STK'ya girin. Sivil toplum kuruluşuna. Sonra mesela bir sosyal girişimcilik mecrasına, şirketine ya da kuruluşuna her neyse sonra bir ajansa, bir medya platformuna bu tarz böyle hukukun kendi işinde değil de başka alanlardaki yapıları yönelin arkadaşlar. Bu niye önemli? Bugün mesela pek çok şirket, holding artık daha fazla şekilde sosyal sorumluluğa yatırım yapıyor. Sosyal girişimciliğe yatırım yapıyor. Çünkü bu birincisi bir pazarlama faaliyeti. Bütün dünya buna yöneliyor. Sürdürülebilirlik, işte haklar vesaire, insan hakları şudur budur bu konulara kafa yoruyor ve bizdeki şirketlerde ister istemez bunun bir parçası olmak istiyorlar. Biraz da aslında yapının gereği olarak. Öte yandan bir insani faaliyet olarak da bu ön planda. Yani şirketler sadece mecbur oldukları için değil de aslında kendileri istedikleri için de bunu yapıyorlar. E dolayısıyla orada yükselen bir trend var. Ama şirketler bunu kendileri yapmak yerine büyük oranda şu anda dışarıdan bir destek alıyorlar. Ya bu konudaki bir işte startup'ı satın alabiliyorlar, ya onlara ortak olabiliyorlar, ya çeşitli destek sağlayabiliyorlar vesaire. Dolayısıyla bu bileşenleri yerinde görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela iklim odaklı bir podcast yapan bir yerde yer alabilirsiniz. O ekibin parçası olabilirsiniz. Onları işte çeşitli ihtiyaçlarını vesaire karşılamanız mümkün. Ya da bu konuda e, genel içerik üreticilerini birleştiren bir ajansta yer alabilirsiniz. Ne olduğu hiç önemli değil. Yeter ki orada bir yer alarak bir görev alarak geleceğin dünyasını bizzat deneyimleyin, bizzat görün. Çünkü bu sizin için aslında birkaç farklı pencereyi de beraberine getirecek. Diğer türlü geleneksel bir anlayış olarak mezun olup işte yasal stajınızı yapıp sonra başka başka işte kendi bölümünüzle ilgili bir yere gireceksiniz. Bunun yerine ha bu arada bu da olabilir bakın. Yani bu olmaz demiyorum. Belki de siz geleneksel yapıda daha mutlu olacaksınız. Belki ait olduğunuz yer orası olacak. Ama bunu garanti altına almak için de bunu hissetmek için de doğru olduğunu bilerek yönelmek için de öncesinde başka şeyler yapın arkadaşlar. Peki bu size ne sağlayacak? Yani ben bunları yaptım. Hukuka girdim. Zaten derslerim zor. Zaten yoğun koca koca kitapları okuyorum beton gibi. E bunun yanında bir de bunları yaptım hadi diyelim ki. Peki bu bana ne sağlayacak diye sorabilirsiniz tabii. İşte bu arkadaşlar size 6. sorunun yanıtını veriyor olacak. Bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Şimdi burada geleneksel yapıyı yine hariç tutuyorum. İşte yasal staj yaptınız, atandınız, işte bir yere girdiniz vesaire baroya. Bunları ayrı kenara koyuyorum. Mesela onların kriterleri belli. Bunun akabinde Geleneksel yapıda arkadaşlar özel sektöre bir yere girdiğinizde şu anda asgari ücretin bir buçuk katı gibi maaş alabilirsiniz. Yani çok fazla kasmadan sosyal faaliyetler, kariyer yönetimi bunlara çok uğraşmadan ortalama bir şekilde mezun olan bir hukuk öğrencisi şu anda bir şirkete vesaire girip asgari ücretin bir buçuk katını alabilir. Ama bizim taktiğimizi uygulayarak bizim buradaki yöntemimizi uygulayarak arkadaşlar ilerlerse zaten 3. 4. sınıfta bu ücretin teklif edildiği, talep edildiği iş teklifini alacaklar. Ve eğer oradan ilerlerse muhtemelen asgari ücretin iki katına yakın maaşla iş hayatına başlayacaklardır. Bir ajansta, bir podcast bünyesinde, yapım bünyesinde ya da işte bir yeni nesil yayın evinde vesaire nerede olduğu için önemli değil. Bir ajans dediğim gibi yapılısında olabilir. Ama bu herkesin elde ettiği bir imkan değil. Bunu söylemem gerekiyor. Yani bugün hukuk fakültesinden mezun olan herkes başka bir işe yapmaya giriştiğinde asgari ücretin iki katını kazanmıyor. Zaten bunun için aslında biz burada sürekli olarak bu vurguyu yapıyoruz. Yani siz bu konulara kafa yorarsanız, başka alanlara, başka disiplinlere ve bunu hukukla birleştirebilirsiniz, kazanç elde etmeniz çok da zor değil. Ama yok, geleneksel yapıdan ilerleyeceğim diyorsanız da o zaman dediğim gibi daha başka bir yapı var. Şimdi burada üniversite hayatı boyunca kariyer yönetimine kafa yormanın bir diğer artısı şu arkadaşlar. Mezun olduktan sonra ne yapabileceğinizi daha bilinçli yapıyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve mezun olduktan sonra bir arayış süreciniz çok fazla olmuyor. Çünkü zaten neyin ne olduğunu, yeteneklerinizin nereye daha eğilimli olduğunu, hangi alanın sizi daha çok çektiğini keşfediyorsunuz. Bu bence asgari ücretin bir buçukla iki kat arasındaki maaş farkından daha değerli bir olgu. Çünkü o fark zaten kapanır. Yani bir şekilde biraz daha fazla çalışırsınız, biraz daha fazla iş yaparsınız belki. O aradaki maaş skal farkını kapatırsınız. Ama mezun olduktan sonra hala nereye daha istekli olduğunu bilmeyen birisi olarak maalesef orada geçireceğiniz zaman sizin için çok daha yıpratıcı ve yorucu olacak kendi keşif sürecinizde. Bir yandan çalışırken mesai saatleri içinde mesai sonrası kendini arama yolculuğu yapmaya çalışmak çok daha yıpratıcı. Ama bunu mezun olmadan önce üniversite döneminde yapmak size çok daha fazla getiri sağlayacaktır. O arayış hali, o yolculuk hali çok daha rahat geçecektir. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Burada eksik gördüğünüz, işte merak ettiğiniz ekstra bir şey olursa bize elbette yorum kısmına iletebilirsiniz. Biz de memnuniyetle dinlemek, onları uygulamak isteriz, yapmak isteriz. Bunun akabinde eğer bu video size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız, bu videonun sizi beslediğini düşünüyorsanız bilgi birikimi anlamında videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.